Herkese selamlar. Bugün Amerika'da bir şirket üzerinden green card başvurusu yapmak, yani bir şirket üzerinden yeşil kart başvurusu yapmayla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Bilindiği gibi Amerika'da yeşil kart almanın değişik metotları var. Bunlardan bir tanesi de bir iş yerinin sponsorluğunda green card almak, yani yeşil kart almak. Bu konu çok teknik. Benim aslında bir satranç oyununa benzettiğim bir başvurudur, term başvurusu. Çünkü siz bir hamle yaparsınız, sonra devlet bir hamle yapar. Siz bir hamle yaparsınız, devlet bir hamle yapar. Ve eninde sonunda önemli olan şey satranç oyununu kazanmaktır. Enteresan bir şekilde çok kompleks gibi görünse de ve çok uzun sürse de başarı oranının çok yüksek olduğu bir başvuru kategorisidir, perm kategorisi. Dolayısıyla eğer iş yeri sponsorluğunda green card başvurusu yapmak için bir opsiyonunuz varsa bunu şartları zorlayarak da olsa iyi bir stratejiyle mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Peki bu başvuruyu kim yapabilir? Bu başvuru kimler için yapılabilir? Bu başvuru ne kadar sürüyor? Bu başvuruyu tamamlayabilmek için illa o şirkette çalışıyor olmak gerekiyor mu? Yoksa o şirkette hiç çalışmamış birisi de green card alabilir mi? Prosedür aşağı yukarı ne kadar sürüyor? Bunun gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım bu videoda. Bu konudaki detaylara geçmeden önce eğer kanalımızı beğeniyorsanız, kanalımızdaki videoları seyrediyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bunu hatırlatmak istedim. Videolardan önce haberdar olmak istiyorsanız bildirim tuşunu açabilirsiniz. Eğer faydası olacağını düşündüğünüz, ilgilendiğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa videoyu onlarla paylaşabilirsiniz. Bunu hatırlattıktan sonra konunun detaylarına geçmek istiyorum. Öncelikle bir iş yeri üzerinden green card başvurusu yapabilmek için birkaç tane şart var, olması gereken şeyler. Bir tanesi Amerikalı bir şirket. Yani bir Amerikalı şirketin sizi sponsor etmesi gerekiyor. Bu şirketi sizin bulmanız lazım. Bir iş yerinin green card sponsoru olması için o iş yerinin kendisinin gönüllü olarak bu kişiye bir işi teklif ediyor olması lazım. Ayarlamayla yapılan green card başvuruları, bir para karşılığı biz sizin için sponsor bulabiliriz şeklinde vaatler. Bunların hepsi kanun dışı ve sonucunda sizi doğru yerlere götürmeyecek olan şeylerdir. Bu konulara girmemek gerekiyor. Yani sizin green card sponsoru olacak bir şirketi kendinizin bulması, kendinizin tespit etmesi gerekiyor. Gerek başvuru yaparak, gerek herhangi bir iş ilanına cevap vererek. Özellikle para karşılığı ayarlanarak bulunan işler ve green card başvuruları tamamen kanuna aykırı ve gayri yasal. Dolayısıyla bu şekilde şeylere tevessül etmemek gerekiyor. İşverenden sonra olması gereken şey pozisyon. Yani bu şirkette tam zamanlı olarak yapılacak bir iş olması, bir pozisyon olması gerekiyor. Bu pozisyon için green card başvurusunun yapılması gerekiyor. Üçüncü bulunması gereken şey de Amerikan marketinin test edilmesi Amerika'da. Amerikalı veyahut da green card sahibi bir kişinin bu işi yapmak için gönüllü olmaması ve bulunamaması. Bu şartlar bir araya geldiğinde bu başvuru yapılabilecek hale geliyor. Üçüncü sacayağı da başvuru yapılacak olan kişi. Yani şirketin tespit etmiş olduğu, bu işi teklif etmek istediği kişi. Bu kişi için bu başvuru yapılmış oluyor. Peki bu başvuru kaç safhadan oluşuyor? Ne kadar sürüyor? Biraz onlardan bahsedelim. Bu başvuru 3 safhadan oluşuyor. Birinci safha perm başvurusu dediğimiz, Türkçe'de perm diye yazılan, yani Paris, Edirne, Rize, Manisa. Perm diye yazılan başvuru. Bu Çalışma Bakanlığı'na şirketin yapmış olduğu bir başvuru. Ve bu başvuruda Çalışma Bakanlığı'ndan şu isteniyor. Biz böyle bir pozisyon açtık. Bu pozisyon için reklamlar, ilanlar verdik. Herhangi bir Amerikan vatandaşı veya green card sahibi bulamadık bu işi yapacak. Dolayısıyla bu pozisyonu bu başvuru yaptığımız kişiye, yabancı kişiye önermek istiyoruz. Çalışma Bakanlığı lütfen bu dosyaya bakın ve bu pozisyon için bir green card sahibi veya Amerikan vatandaşı bulunamadığını tespit edin. Aslında perm başvurusu bu. Peki perm başvurusu yapılmadan önce ne tip prosedürler var? Öncelikle bir iş tanımı belirleniyor. Sonra Çalışma Bakanlığı'ndan maaş isteminde bulunuluyor. Maaş istemi teknik bir kavram. İş tanımı ortaya çıktıktan sonra Çalışma Bakanlığı'na bir başvuru yaparak o coğrafi lokasyonda, şirketin işin bulunduğu coğrafi lokasyonda bu pozisyon için maaşın ne olduğunu soruyorsunuz. Çalışma Bakanlığı buna geri dönüyor. Maaş şudur diyor ve maaş o oluyor. Daha sonra bir reklam kampanyası yapılıyor. Gazetelerde, internette, değişik basın yayın organlarında bir reklam kampanyası yapılıyor. Ve bu reklam kampanyasıyla bu pozisyona uygun bir Amerikalı veya green card aramış oluyorsunuz. Daha sonra gelen rezümeler varsa, CV'ler varsa onlar değerlendiriliyor. Ve uygun bir aday bulunamadığı tespit edilirse başvuru yapılıyor. Peki Çalışma Bakanlığı'na yapılan bu başvuru aşağı yukarı ne kadar sürüyor? Başvurunun başlangıcından itibaren yani iş tanımının oluşturulmasından Çalışma Bakanlığı'na dosyanın sunulmasına kadar olan süreç aşağı yukarı 4 ile 6 ay arasında sürüyor. Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen bu maaş belirleme işleminin çok fazla vakit alması, aynı zamanda da
reklamlar verildikten sonra, reklamların süresi 30 gün verilen reklamlar var mesela. Reklamların süresinden sonra bir bekleme periyodu var. Orada rezümeler geliyor, onlar değerlendiriliyor. Dolayısıyla bütün bu prosedür aşağı yukarı 4 ile 6 ay arasında sürüyor. Peki diyelim ki Çalışma Bakanlığı'na bu başvuru yapıldı. Çalışma Bakanlığı'na başvuru yapıldıktan sonra ne kadar sürüyor? Çalışma Bakanlığı'nın dosyaya bakması aşağı yukarı şu günlerde 4 ile 5 ay arasında sürüyor. Bunun 8 aya çıktığı da olmuştur. Şu anda aşağı yukarı 4-5 ay civarında. Çalışma Bakanlığı bu dosya incelemesi sonucunda dosyayı kabul edebilir. Veyahut da dosyaya bir sorgulama gönderebilir. Bu sorgulamanın ismine audit deniyor. Çalışma Bakanlığı'nın hangi dosyalara sorgulama göndereceğini önceden tespit edebilmek çok mümkün değil. Bazı audit sebepleri var ama bazen de random audit denilen, gelişi güzel bilgisayarın aradan çektiği bir sorgulama sistemi var. Dolayısıyla random audit de gelebilir. Eğer dosyaya bir sorgulama gelirse, yani bir audit gelirse, o zaman ona cevap verilmesi gerekiyor. Bu da bu prosedürü aşağı yukarı 6 ile 8 ay arasında uzatabilir. Birinci safa bittikten sonra, yani Çalışma Bakanlığı PERM başvurusunu teknik adıyla certify ettikten sonra, onayladıktan sonra artık elinizde onaylanmış bir PERM formu oluyor ve artık ikinci safhaya geçebilecek hale geliyorsunuz. Bu PERM safhasında neyi elde etmiş oldunuz? Çalışma Bakanlığı ortada bir şirket olduğunu, bu şirketin bir pozisyon açtığını, bu pozisyona uygun green kartlı veya Amerikan vatandaşlı birisini bulamadığını, dolayısıyla bu pozisyonun bir yabancıya, başvuruda adı geçen şahsa önerilebileceğini, teklif edebileceğini kabul etmiş oluyor. Peki ikinci başvuru nedir? İkinci başvurunun ismi 140 veya İngilizce'deki ismiyle I-140 başvurusu. Bu başvuru göçmenlik bürosuna yapılıyor. Göçmenlik bürosuna bu başvuruyu yapan da şirketin kendisi. Yani şahıs yapmıyor bu başvuruyu, şirket yapıyor. Yine şahıs için. Peki ne diyor göçmenlik bürosuna? Göçmenlik bürosuna diyor ki iki tane konuyu lütfen onaylayın. Birincisi, benim bu pozisyon için tespit edilen maaşı verebilecek finansal yeterliliğim var. Birinci tespit bu. İkinci tespit, işe almak istediğim kişinin de bu pozisyona uygun geçmişi var. Mesela pozisyon için bir üniversite derecesi veya master derecesi istenmiş olabilir veya pozisyon belli alanda bir tecrübe gerektiriyor olabilir, lisans gerektiriyor olabilir, belli programları kullanmak gerektiriyor olabilir. Bunların hepsi bu kişide var başvurusu. Peki bu iki konu nasıl ispat ediliyor? Birinci konu, yani finansal konu, şirketin vergi beyannameleri, financial statement dediğimiz finansal belgeleri, tax return dediğimiz vergi beyannameleri bunlarla ispat ediliyor. İkinci konu, yani şahsın bu istenen şeylere sahip olduğu meselesi de eğer pozisyonun gerektirdiği üniversite derecesi, master veyahut da tecrübe gibi şeyler varsa bunlara şahsın sahip olduğu işte diploma kopyası, transkript kopyası, daha önce çalışmış olduğu yerlerden almış olduğu tecrübe mektupları bunlar sunularak ispat edilmiş oluyor. 140 başvurusu aşağı yukarı 4 ay ile 8 ay arasında sürebilir dosya içeri girdikten sonra. Göçmenlik bürosu bu 140 başvurularında premium processing kabul ediyor. Premium processing'i başka bir videoda anlatmıştım. Dosyaya 15 gün içinde bakılması meselesi. Eğer 15 gün içinde dosyaya bakılması için bir ekstra ücret öderseniz dosya 4 ile 8 ay arasında bakılmak yerine 15 gün içinde bakılmış oluyor. İş yeri üzerinden yapılan green card başvurularında 3. safhayı I-485 veya I-485 safhası oluşturuyor. I-485 de bu sefer kişinin, yani çalışan kişinin, işin teklif edildiği kişinin kendisinin göçmenlik bürosuna yapmış olduğu bana green card'ı verin başvurusudur. Yani kişi kendisi green card'ı verin başvurusu yapıyor. Neye dayanarak? Elinde PERM certification var. Yani bu işi yapacak bir green card'lı veya Amerikan vatandaşı bulunamadı. Şirket 140'da finansal olarak bu maaşı verebileceğini ispat etti. Şahsın işin gerektirdiği koşullara sahip olduğu, background'a sahip olduğu, özgeçmişe sahip olduğu ispat edildi 140'da. Artık I-485'te geriye kalan şey, beni lütfen alın, bulunduğum vize statüsünden green card'a geçirin başvurusudur. Kişi eğer Amerika içindeyse bunu I-485 başvurusunu göçmenlik bürosuna yaparak yapabilir. Veyahut da kişi Türkiye'de olabilir, mesela Amerika'da olmayabilir. O zaman da bu başvuru konsolosluk üzerinden yapılarak, konsoloslukla mülakat yapılarak buraya kişi green card'ını almış olarak gelmiş oluyor. Peki I-485 başvurusunu yapabilmek için neler gerekiyor? Burada bir sürü şahsi belgeye ihtiyaç var. Kişinin işte nüfus kayıt örneğidir, sağlık raporudur. Bu tip dokümanlara ihtiyaç var. I-485 başvurularında dikkat edilmesi gereken şeyler, kişinin adli sicili varsa, daha önce statü ihlalleri varsa bunların dikkatle değerlendirilmesi gerekiyor. Her statü ihlali, her suç mutlaka green card'ın alınmasına mani değil ama mutlaka doğru beyanlarda bulunulması ve bu konunun mutlaka iyi değerlendirilmesi lazım daha başvuru yapılmadan önce. Çünkü bunlar green card'ın reddedilmesine
yol açabilir veyahut da hiçbir etkisi olmayabilir. Green Card'ı almanız mümkün olabilir. Sadece doğru beyanda bulunup bunları saklamamanız gerekebilir. Dolayısıyla bu konuda dikkatli olmak lazım. Peki I-485 ne kadar sürüyor? I-485 başvurusu aşağı yukarı 8 ay ile 16 ay arasında sonuçlanabilir. Önceden daha kısaydı ama Trump hükümetinin getirmiş olduğu yeni uygulama nedeniyle, aslında yeni diyoruz ama 2018'in Mart'ında çıktı. Artık bu başvurularda da mülakat var. Yani iş yeri üzerinden yapılan Green Card sponsorluklarında göçmenlik bürosu şahısla mülakat yapıyor. Belgelerin üzerinden geçiyor. Belki pozisyonla ilgili sorular soruyor. Dolayısıyla bir mülakat safhası olduğu için biraz daha uzun sürmeye başladı. Kanunun getirmiş olduğu kolaylıklardan bir tanesi, eğer vize numaraları available'sa, yani vize numaraları o kategoride açıksa, I-485 başvurusu I-140 başvurusuyla beraber yapılabiliyor. Yani ikinci safha kabul edildikten sonra üçüncü safha yerine ikinci ve üçüncü safhayı aynı anda göçmenlik bürosuna gönderebiliyorsunuz eğer vize numaraları açıksa. Peki bu sadece Amerika için de mi geçerli yoksa dosyasını Türkiye'den yapanlar için de mi geçerli? Sadece Amerika için de yapanlar için geçerli. Dosyasını Türkiye'den yapanlar, yani consular processing'i tercih edenler 140'ın kabul edilmesini beklemek zorunda. Daha sonra konsoloslukta mülakata davet ediliyorlar ama Amerika için de yapanlar 140 ve 485'i eğer vize numaraları available'sa, açıksa bir arada yapabiliyorlar. Peki diyelim ki eşiniz var, çocuğunuz var. Onlar bu başvuruya dahil edilebilir mi? Çalışanla beraber onlar da green card alabilir mi? Cevap evet. Eşiniz dahil edilebilir. 21 yaş altı çocuklarınız dahil edilebilir. Onların bu başvuruya dahil edileceği nokta I-485 safhası, yani 3. safha veyahut da consular processing. Türkiye'de dosya yapanlar için Türkiye'deki mülakat safhasında onlar dahil edilebiliyor. Dolayısıyla bu çok sorulan bir soru. Yani green card başvurusu başlarken nişanlım var, evlenmem gerekiyor mu onunla? Ne zaman evlenelim veyahut da başvuruyu ne zaman başlatalım? İşte biz önümüzdeki yaz evleniyoruz, böyle sorular oluyor. Ailenin dahil edileceği nokta 3. safhadır. 3. safhaya geldiğinizde eğer evlilik akdi gerçekleşmişse veya çocuğunuz varsa onların hepsini başvuruya dahil edebiliyorsunuz. Peki bu uzun süren bir başvuru, bunun bir noktasında bir çalışma izni, seyahat izni gibi bir şey veriyor mu göçmenlik bürosu? Evet veriyor. 485 başvurusu içeriye girerken aynı zamanda çalışma izni ve seyahat izni başvurusu yapılabiliyor. Çalışma izni ve seyahat izni başvurusu 3 ile 6 ay arasında süren bir zamanda sonuçlanıyor ve kişiye onay geliyor. Çoğu insan başvuru yapan bu onayın dosyanın başarısıyla ilgili bir şey olduğunu düşünüyor. Halbuki 485 safhasında bu başvurular otomatiktir. Yani çalışma izni ve seyahat izni başvurusu başvurunun kendisi değerlendirilmeden kabul edilen ve kişiye ancillary benefit dediğimiz, yani bu başvuru çok uzun sürdüğü için o esnada verilen bir faydadır, bir yarardır. Dolayısıyla bunlar otomatiktir. Başvurunun iyi gittiği manasına gelmez. 485'i fail ederseniz çalışma izni ve seyahat iznini alırsınız. Bu da yaklaşık 3 ile 6 ay arasında sürer. Peki diyelim ki Amerika'da size iş teklif etmek isteyen bir şirket var ve siz o şirket için hiç çalışmadınız. O şirket size hala green card başvurusu yapabilir mi? Cevap evet. Çünkü green card başvurusu ileriye dönük bir iş vaadidir. Yani green card aldığınızda bu şirket için çalışıyor olmanız, çalışmanız gerekiyor. Green card almadan önce bu şirket size bir iş teklif etmek zorunda değil, size çalışma izni almak zorunda da değil. Zaten green card başvurusu biraz önce de söylediğim gibi ta 485'e gelene kadar bir seyahat izni veya çalışma izni başvurusu veren bir başvuru da değil. Dolayısıyla o şirket için çalışmamış olsanız bile şirket green card aldığınızda sizi çalıştırmak vaadinde bulunmuş oluyor. Peki green card başvurusu yapmak sizi Amerika'da tutmak için yeterli mi? Diyelim ki turist vizesiyle geldiniz. Bir şirket buldunuz green card sponsorluğu için. O size green card sponsoru olmak istiyor. Bu sponsorluk sayesinde Amerika'da kalabilir misiniz? Cevap, eğer statünüz devam ediyorsa evet, statünüz devam etmiyorsa hayır. Yani içeriye bir perm başvurusu sunmuş olmak, içeriye bir 140 başvurusu sunmuş olmak sizi Amerika'da tutmaya yetmiyor. Sizi Amerika'da tutmaya yetecek olan ve size bir çeşit statü verecek olan başvuru I-485 son safhadakidir. Dolayısıyla bu başvuru devam ederken Amerika'da kalmak istiyorsanız statünüzü bir şekilde devam ettirmeniz gerekiyor. İş yeri üzerinden yapılan green card başvurularında çok gündeme gelen bir konu EB2, EB3 diye bilinen veya Türkçe ismiyle EB2, EB3 diye bilinen kategori farkı. Aslında oradaki EB employment based, yani çalışma üzerinden veya iş yeri üzerinden ikinci kategori veya iş yeri üzerinden üçüncü kategori diye adlandırılıyor. Aslında bu şu demek: employment based second kategori veya iş yeri üzerinden ikinci kategori EB2, EB2 dediğimiz kategori
Green Card başvurusu yapılan pozisyon master derecesi veyahut da üniversite derecesi artı 5 yıl iş tecrübesi gerektiren bir pozisyon. Yani biraz üst seviyede bir gerekliliği var o işin. Yani o işi yapacak kişinin mutlaka master sahibi olması lazım veya üniversite derecesi artı 5 yıl iş tecrübesi olması lazım. Bunlar EB2 kategorisine sokuyor dosyayı. Bunun altındaki her şey, mesela üniversite derecesi 4 yıl, yüksekokul, lise, herhangi bir tecrübe istenmediği durumlar, bunların hepsi EB3, EB3 kategorisi dediğimiz kategoriye giriyor. Aslında Green Card'ın başarılı olması açısından kategorinin bir farkı yok. Sadece biraz önce anlattığım vize numaralarının açık olması veya kapalı olması anlamında bir farklılık olabilir. Her kategoriye yılda belli sayıda vize numarası veriliyor. Dolayısıyla bunlar bazı dönemlerde çok önemli, bazı dönemlerde çok önemli değil. Mesela şu an içinde bulunduğumuz yıllarda EB2, EB3 aşağı yukarı aynı sayıda başvuru oluyor ve çok fazla hangi kategoride başvurduğunuzun bir önemi yok. Ama bu işi yaptığımız bir dönem vardı ki özellikle 10 yıl önce mesela EB3 dosyalarının 4-5 yılda sonuçlandığı, EB2 dosyalarının hemen 1-2 yılda sonuçlandığı durumlar oluyordu. Şu anda böyle bir ayrım olmadığı için bu EB2, EB3 kategorisi çok önemli değil. Bugün Amerika'da yeşil kart alabilmek için metotlardan bir tanesi olan iş yeri üzerinden Green Card sponsorluğu üzerinde durmuş oldum. Bundan sonraki videolarda yeşil kart opsiyonlarının neler olduğu hakkında biraz daha farklı konulara gireceğim. Özellikle iş yeri üzerinden sponsorluğun dışında kişilerin kendi kendilerini sponsor edebildiği Green Card başvuru kategorileri var. Yine evlilik üzerinden başvuru kategorisi var. Bunlar hakkında da videolar olacak. Onları da çekeceğim. Bugün anlattığım konu iş yeri üzerinden Green Card sponsorluğuydu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olabilir. Bildirimlerinizi açarak videolardan önce siz haberdar olabilirsiniz. İlgi duyduğunuz arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.